Tabii tüm afetlerde olduğu gibi o büyük sarsıntı da en çok çocuklarımızın hayatlarını sekteye uğratmış vaziyette ve geride kalanlar için de tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Çocukların oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak üzere tabii tüm Türkiye'den yardımlar ve oyuncaklar, hazırlıklar, deprem paketleri, yardım paketleri şu anda bölgeye gönderilmeye devam ediliyor. Ve Yavuz Eroğlu şimdi konuğumuz olacak, PAGEV Başkanı. Onunla da bu konuyu konuşacağız. Efendim, öncelikle iyi günler dileyelim size ve tabii hem geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de tekrar tekrar başsağlığı dileklerimizi iletmeye devam ediyoruz tüm Türkiye'mize. Çocuksu mutluluk kampanyası var ve o kampanya dolayısıyla da çocukların en azından çadır kentlerde, konteyner evlerde ya da şu an sığındıkları alanlarda biraz olsun tabii depremin, o sarsıntının, o travmanın etkilerini atlatabilmeleri adına çok çok önemli de bir kampanya bu. Çünkü oyuncakları da enkaz altında kalmış vaziyette ve hayatlar tabii yok olup gitti. Böylesi bir aşamada nasıl bir kampanya bu ve neyi planlıyorsunuz? Çocuklarımız için ne yapılmaya çalışılıyor? Evet. Bora Bey, öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Tabii gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık milletçe. Çocuklarımız da bundan doğal olarak en çok etkilenen grup arasında. Aynı zamanda da geleceğimizin bağlı olduğu çocuklarımızın da bu yaşadıkları süreci olabilecek en az hasarla atlatabilmeleri adına da tabii ki sanayicilerimiz, milletimiz her anlamda katkı yapıyor. Ama bizler de özellikle plastik sanayi üretilen oyuncakların %70'i plastik olduğu için katkı verebileceğimizi düşündük. Plastikten başlayarak bütün oyuncakları içeren. Dolayısıyla Çocuksu Mutluluk diye bir kampanya başlattık. Türkiye'de oyuncak üreten PAGEV'in oyuncak komitesi üyesi firmalarımızla birlikte bölgede zor bir süreç yaşayan evlatlarımıza aynı zamanda bir motivasyon kaynağı olabilecek, bu süreçte en azından acılarını hafifletebilecek oyuncaklarımızı ulaştırmayı arzu ettik. Bu konuda da tabii pedagogların önerdiği oyuncakların olması çok önemli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla, Sanayi Bakanlığımızın da katkılarıyla birlikte bu çalışmayı başlattık. Üyelerimizden ilk planda da komite başkanımız Filsan Oyuncağ'ın sağladığı oyuncaklarla bölgeye tırlarımızı gönderdik. Bölgede çeşitli illerimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın depolarına bu oyuncaklar dağıtıldı. Buradan da iletilerek bu süreçte en azından bir miktar da olsa onların zor süreci atlatmasına katkı vermeyi umduk. Bir taraftan da tabii o oyuncakların tabii belirlenmesinden, diğer yandan niteliğinin de oluşturulmasından bahsettiniz. Bu konuda acaba o tespitler nasıl yapılıyor? Uzmanlar ve tabii devlet kanadından da yine baktığımız zaman psikolojik danışmanlarla beraber ilerlemeyi tercih ediyorsunuz diye düşünüyorum. Acaba o birliktelik nasıl şekilleniyor ve önümüzdeki günlerde de nasıl devam edecek? Evet. Bora Bey, şimdi milletimiz el birliği içinde bu süreci aşmak için büyük bir heyecanla hareket etti. Tabii burada milletçe şu anda duygusal yoğunluk içinde yaptığımız hareketlerde en önemli noktalardan bir tanesi de bunların bir düzen içinde, belli bir koordinasyon içinde ve dediğiniz gibi de belli bir bilimsel altyapı içinde yürümesi, hem depremzedelere olan faydanın maksimize edilmesi adına hem de yapılan yardımların da doğru yere ulaşabilmesi adına çok önemli. Nitekim PAGEV olarak özellikle bu süreçte en başından itibaren bir sistematik içinde hareket etmeyi arzu ettik. Bu sistematiğin çeşitli parçaları var. Sizin biraz önce oyuncakla alakalı söylediğinizde de özellikle birleştireceğim ama ilk planda şunu yapmaya gayret ettik. Sahada bu konuda koordinasyonu sağlayan AFAD ve Kızılay'la bir irtibat merkezi oluşturduk.
FAGEV'in kendi inşa ettiği, milli eğitime bağışladığı ama halen içinde faaliyet gösterdiği iki tane meslek lisesi var. Bu meslek liselerimizi de iki anlamda değerlendirdik. Birinci anlamda buraları bütün sanayicilerimizden gelen yardımları bir toplama merkezi haline getirdik. Bütün yardımlar burada toplandı. Bunlar kendilerine göre kategorize edilip AFAD'ın, Kızılay'ın belirttiği noktalara iletilerek bir koordinasyon içinde yürütülmeye gayret edildi. Diğer noktada da okullarımızda, meslek liselerimizde öğrencilerimiz var, FAGEV liselerimizde. Liselerimizde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okullarımızdaki atölyelerimizde bölgenin ihtiyaç duyulan, hijyen anlamında çok ihtiyaç duyulan plastik çorba kasesi, kaşık, çatal gibi, tabildot kabı gibi ürünleri üretip bir fiil kendileri de bu sürecin içinde olarak bölgelere katkı vermeye Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonu içinde gayret ettik. Şimdi bütün bu süreçte demin bahsettiğim o düzen içinde ve bir koordinasyon içinde yürüme amacımız çerçevesinde de bu oyuncakların çocuklarımıza iletilme sürecinde de hakeza özellikle Sanayi Bakanlığımızın, sanayicilerimizin tabii bakanlığı olduğu için onların koordinasyonu bir tarafta, diğer tarafta da bunları çocuklarımıza ulaştıracak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla bakan yardımcımız seviyesinde yoğun bir istişare içinde olduk genel müdürümüzle. Özellikle oyuncakların seçiminde, pedagogların gözetiminde, o bölgede şu anda yaşanan bu travma süreci de göz önüne alınarak oyuncaklar seçildi. Bunların dağıtılacağı noktalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendi. Biz bunları bir noktada onlara teslim ederek dağıtılmalarına katkı vermeye çalıştık. Ama dediğim gibi bütün bu süreçte birinci amacımız tabii ki büyük bir heyecanla yardımı ulaştırmak çok önemli. Ama bir yandan da bunun bir düzen içinde, bir koordinasyon içinde kamu kurumları ile doğru bir şekilde yönetilmesini önemli gördüğümüz için de bu süreçte hep birlikte çalıştık. Bakanlığımızın, pedagogların önerdiği şekilde de ürünler ona göre seçildi, oyuncaklarımız. Ve bu şekilde yardım bölgelerine çocuklarımıza bu çocuksu mutluluk kampanyamız çerçevesinde ulaştırıldı. Yeni ürünler de hala bize gelmeye devam ediyor üyelerimizden. Bunları yine okulumuzda toplayıp yine bakanlığımızın belirteceği noktalara iletmeye devam edeceğiz. Az önce yine bir noktaya vurgu yaptınız. Hijyen ürünleri, tek kullanımlık ürünler ve bunlarla alakalı ihtiyaçlar da tabii bölgede olmaya devam edecek. Yine deprem bölgesindeki bu ihtiyaçlarla alakalı yardımların da devamı tabii gerekiyor. Acaba bununla alakalı yine önümüzdeki süreçlere baktığımız zaman haftalar ya da aylarla alakalı planlamalar nasıl acaba? Olan bir şey bölgede önemli bir nokta. Tabii birinci önceliğimiz her zaman enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasıydı. Bu bir süreçti. Şimdi bu süreçten artık daha önemli bir noktaya, yeni bir noktaya evriliyor süreç. Enkazdan kurtulmuş, yaralı olarak kurtulmuş veyahut sağ kurtulmuş ama evleri hasar görmüş birçok vatandaşımız var. Biraz önce yayında da belirttiniz. Onların barınma ihtiyaçlarıyla ilgili kamunun, sivil toplum örgütlerimizin çalışmaları var. Biz de tabii burada önemli noktalardan bir tanesi de bu vatandaşlarımızın salgın hastalıklarla da herhangi bir risk taşımayacak şekilde iaşelerinin, efendim, yiyecek içeceğinin sağlanması çok önemli. Bu noktada da plastik tek kullanımlık hijyen ürünleri, kullanat ürünlerin önemli bir fonksiyon oynadığını görüyoruz. Bakanlıklarımızın, sivil toplum örgütlerimizin bu konuda talepleri oluyor. Öncelikle depremi ilk başından bugüne kadar üyelerimizden topladığımız bağış şeklindeki ürünleri hem gerek orada kullanılan mutfaklara hem AFAD üzerinden ilgili noktalara iletmeye gayret ettik. Ama bir yanda da önemli bir nokta, sizin de söylediğiniz gibi bu süreç hemen bir anda çözülebilecek bir boyutta bir süreç değil. Zaman alacak. Bu süre içinde de özellikle bu ürünlerin tedariğinde bir sorun olmaması çok önemli. Bu konuda da şöyle bir organizasyona gittik. Türkiye bu ürünlerde çok büyük ihracatçı bir ülke. Yani bu ürünleri üretip dünyanın birçok ülkesine satan bir ülke pozisyonunda. Üyelerimizden özellikle üretimlerini yurt içine kaydıracak şekilde konumlamalarını
bu deprem sürecinde herhangi bir tedarik sorunu yaşanmayacak şekilde organizasyonu talep ettik. Gerçekten de demin de belirttiğim gibi bütün üyelerimizle, aslında bütün sanayimizle, bütün milletimizle bir arada bu koordinasyonu hep birlikte yardımları sağlamaya çalışıyoruz. Sanayimiz de bu konuda üzerine düşünü yapıyor. Tedarikte bir sorun çıkmayacak şekilde bu süreci de hep birlikte aşacağız. Biz de üzerimize düşen görevi plastik sanayisi olarak da yapacağız. Yavuz Bey, çok çok teşekkür ediyorum ben size. Tabii hem çocuklarımız hem de bölgedeki depremzede vatandaşlarımız adına da bütün bu yardımlar, yardımların devamı ve diğer yandan da yaraların sarılması için atılacak olan tüm adımlar hayati bir önem taşıyor. Çok sağ olun efendim tekrar. Ben çok teşekkür ederim Bora Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.